Dün akşam çok hızlı girdim ama ağzımızın açık kaldı. Ne izliyoruz? Neler oluyor? Dediğimiz ya. bir konsey izlediğimizi düşünüyorum. Sarayır, tarihine herhalde geçecek konseylerden birisi. En azından uzun... taşları döktü bence. Bu Sonunda konsey, ya, önemli aynen bir konsey. Öyle. Evet. Herkes yüzleşti. Evet. Geleceği belki de etkileyen bir konsey. Bak bu dün konsey, dünkü yarışma, bundan sonraki bölümü etkileyen bir olay. Bazıları için bu e, negatif olarak anılacak. Bazıları için de pozitif olarak anılacak. Belki arada bu olaydan arada kaynayanlar olacak. Çok Üzüntü, yazık olacak. Yazık olacak belki de. Hakikaten Kimi üzülürüm. Sensettim? Üzülürüm. cahset Dünkü olayda, günkü konseyde herhalde sesi çıkmayan bir kişi vardı. O da evet. Anıl. Evet. Eğer bu olay Anıl'ı götürürse, bak yürekten söylüyorum üzülürüm. Yürekten söylüyorum üzülürüm. Çünkü Anıl bu konseyde gitmeye hak eden bir çocuk değil. Anıl o dörtlünün içinde olmayı hak eden birisi. Belki öyle. tam tersi etki de yapabilir. Hani ben de öyle evet. düşündüm. Senin gibi düşündüm. Ama hani o olayların içerisine çok girmeyen sadece kendini ifade etmeye çalışan da bir Anıl vardı. Ee, o olayların arasında belki temiz durduğu için de farklı bir e, reaksiyon da almış olabilir diye düşünüyorum. Evet. Ama dediğin gibi yani Anıl giderse gerçekten üzücü olur. Hele ki bu performansla. Ama mesela dün benim... Ee, fikirlerim çok değişti Yani Sema ilk girdiği potada gider diyordum Ama Sema'yı e, Sema da eleştireceğim taraflar var Gerçi bugün mesela Evrim'i de çok farklı Bence gördüğüm Evrim vardı Evrim'e var. de söyleyeceklerim var Ayşe'ye de söyleyeceklerim var Ya böyle komple benim düşüncelerimin değiştiği bir konsey oldu Sema ilk potada gider diyordum Şimdi mesela gider diyemiyorum çünkü bir mağduriyeti de vardı ama bir yandan da böyle kendini farklı gösteren bir semayı da gördüm ben mesela ilk defa. Normal şartlarda böyle hani semanın ağlayıp o mağduriyet kısmını çok yapabilen ya da üstüne Ön yakışmayan diyeyim daha doğrusu. Çünkü bir semayı genellikle böyle daha savaşan, daha böyle parkurlarda hırçın, böyle takımı için hani her şeyi göğüsleyen bir sema vardı ama giderek performansının düşüşü. Sağlık problemi var mesela biz de onu bilmiyorduk, onun aslında gün yüzüne çıkışı vesaire derken böyle Sema için de çok değişik bir konsey olduğunu düşünüyorum ben. Evet, yani ben de şöyle düşünüyorum. Ee, gerçekten dün böyle e, herhalde oy atan insanlar dünkü konseye göre oyladıysa ki zaten 4 isim de bence sürpriz ama e, şu an kimse hangi adayın elenebileceğini tahmin edemiyor evet. buna eminim. Evet. Evet. Zaten bu arada Acun abi yine eş zamanlı yani çok yakın bir zamanda hı hı. çekecek. Belki biz saat 8'de izlemeye başlarken bu konsey çekilecek. Konsey hızlıca montajlanıp saat 11.30'da kısmı pıt diye bölümün arkasına konulacak. O yüzden sosyal medyada şu elendi, şu oldu diye Bayağı yazanlar olursa spor toto'dan ibaretti. <laughs> ee, çok e, bunlara takılmayalım. Öyle Süper. Aynen. Aynen öyle. Aynen öyle. Ee, biz bile bilmiyoruz. Ee, zaten bilemeyiz, kestiremeyiz de yani. Acayip bir pota. E, Damla'ya katılıyorum. Benim düşüncem şu. E, bugünle alakalı söyleyebileceğim en önemli şey. Sema'nın dünkü e, hali tavrı, oyun ve konsey hepsini paketlersek bence dünkü potadan Sema'yı çıkarır ama uzun vadede şampiyonluk anlamında Sema'yı güçsüz gösterir. Evet. Çünkü dün evrim sağ olsun o e, mağduriyet e, şeyini e, şapkasını, kıyafetini Evrime Sema'ya hediye etti resmen. Tepsi Tabii böyle <laughs> al dedi. Aynı al Altın tepsiyle geldi. Aynı öyle valla. Ben dedi 13 haftanın 10'unda bunu giydim dedi. Evet. Herkes çok beğendi dedi. Bir bu haftada sen giy dedi. Ama Sema aynı 2018'deki gibi Mayıs ayı bitti. Sema yine düştü hı hı. performansıyla. E, uzun vadede büyük hedefte Sema'yı hedeften şaşırtır. Ama dünkü konseyde... Kurtarır gibime geliyor. Hepsini konuşacağız şimdi. Konuşacağız gerçekten gidecek dört isimden birine de çok yazık olacağını düşünüyorum çünkü hiçbiri hak etmiyordu Saktan benim gözümde. sonra gözümle. böyle ya. Bak ne diyorum yani için. bir iki yarışmacı hariç e, ben hep söylüyorum burada beş kişiden biri bence şampiyon olur. Beş kişiden biri finale biri ikisi gidebilir finale ama iki kişinin finale alakası olmaz. E, o yüzden e, burada kim gitse artık üzüleceğiz evet. bir iki kişi hariç. Çünkü iyi performanslar kaldı bence geriye. Çünkü kırmızı takıma geneline baktığımda da ben hepsinin performansı çok iyi. Ama üstlerinde bir uğursuzluk mu var, birbirlerine mi inanmıyorlar? Hani böyle kaybeden takım üst üste kaybettikçe o özgüvenini de kaybediyor ister istemez. Ve o yüzden kaybettiklerini düşünüyorum ben tamamen. Yoksa hepsi aslında normalde çıkışta olan yarışmacılar. Mesela Ay Ayşe'nin performansından bahsediyorduk. İstediği verimi yakalayamıyor diyorduk kendi senesine göre. Ama şu anda Ayşe'de de bir çıkış var. Yani Sema'da belki psikolojik anlamda ikizinin gitmesinden dolayı böyle bir acaba çöküşte mi dedirten bir durumu var. Anıl çıkışta Adem'in sakatlığı var. Adem olsaydı acaba sonuç değişir miydi? Mesela Adem'in de etkisi var mıdır acaba diye düşünüyorum. Batuhan iyi bir yarışmacı. Valla ben kim giderse gerçekten üzüleceğim. Bir de şu da çok garip. Çok pardon abi. Sordu. Yani kırmızı takıma bakıyorsun. Takımın en sakatı Adem. Evet. Dün oyuna bile çıkmıyor. Ama adam 3-4 haftadır. 3-4 bölümdür dokunulmaz. Demek ki o kadar kötü bir durumda ki kırmızı takım. Kötünün iyisi sakat olan, ayağında dikiş olan, dikişi atan, son gün oyuna çıkamayacak halde olan Adem. Aynen. İnanılmaz bir şey yani. Dün şu tezde çürüdü mü sizce? Eksilme adı altında takım olmak felsefesi dün akşam itiyar ile çürümüş olabilir mi? 7'ye 5 oynayan takım 3 gündür 2 sıfırlığı geçiyor. Evet. Demek ki eksilme her zaman doğru bir olay değil. Böyle zamanlarda işte biz bunu futbolla örnek verirsem Türkiye Kupası'ydı, ligde, Şampiyonlar Ligi'yle, UEFA Kupası'ydı. eğer kadron ona yeterli o te tecrübeyi sağlayacak bir kadro genişliği olmazsa sen böyle 2-3 kişiyle zaman içinde o vücut temposu düşecek. Hı hı. Sana Reaksiyon göstermeyecek böyle de ödüllerde veyahut da dokunulmazlıkları kaybetmene neden olacak. Ama şöyle bir şey daha var. Kırmızı takımda %60'lara ulaşan bir Anıl var. Evet. Onun dışında diğer iki erkek Batuhan'la Adem %48, 51, 52 arasındalar aşağı yukarı. Evet. Öbür takıma bakıyorsun Ogeday, Berkan, Hikmet 58, 60 hatta Berkan 60 üstü. Aynen. Evet. Atakan 52, 53'lerde. Nagiyan 63'lerde. Yani e, böyle bir takım da var. Ama Hakan dönüşümlü oynadıkları için dinlenme böyle büyük evet. parkurlarda dinlenmeleri çok rahatlatıyor onları. Bak onun için birazdan mevzusunu konuşacağız. 5 dakika fazla dinlendin mi dinlenmedin mi çünkü vücut gitmiyor ki reaksiyon yani, göstermiyor doğru. yani ama yarışmacılar kendileri istemişler Kemal abi yani evet. böyle bir durumda uzun parkur olsun Bravo. diye doğru. Ya ben oradaki yarışmacının hiçbir tanesinin zaten kötü olduğunu düşünmüyorum ama kondisyon anlamında da normalde mesela ben semanın bu kadar bitebileceğini hiç hayal edemezdim çok ciddi söylüyorum Uzun parkur, deniz parkuru, deniz parkurları daha fazla yorucu oluyor zaten. Katılıyorum. Sence ne abi bunun sebebi? Şu bak şu sahneyi çok iyi hatırlıyorum ben. Biz de hatırlarsan Hakan bu işte sumo oyununda minderle ee, ittirme. Evet. O nabzı nasıl yükseltiyor biliyor musun? Yani ben böyle öleceğim falan zannetmiştim kendi senemde. Evet. Sema üst üste o kadar yıpranmasına rağmen ki bir de temas olduğu için aslında sakatlık riskinin daha fazla olduğu noktada ve daha fazla yorucu olan bir parkurda mesela Sema orada hiç pes etmemiş, arka arkaya bile oyuna çıkmıştı. Ben dedim ki ben çıkamam dedim ya. Yani, benden çıkmaz dedim artık oyun. Ama Sema seçmelerde ekstra mesela seçme yapmıştı gibi. Şimdi o yüzden kafamda Sema'nın nasıl bir kondisyona sahip olduğunu bildiğim için Dün izlerken bence bunun psikolojik açısının da olduğunu düşünüyorum. Ama bak yani. şöyle bir durum daha var. Şimdi senin de bahsettiğin sumo oyunu tahminen söyleyeyim Mart sonu Nisan başı oynanmıştı 2018'de bir şu an biz Haziran başındayız. O zamana kadar Sema'nın gelen psikolojisi yorgunluğunu artı koyarsak o var. Birinci olarak da ikinci olarak da e, kim ne derse desin. Sema'nın sumodaki şeyiyle bence havuzdaki çok farklıdır. Çünkü deniz ve havuz oyunlarının ...çok başka bir kondisyonu evet. vardır. Bak bunu herkes yapamaz. Suyla haşır neşir olanlar Batuhan gibi, Anıl gibi... ...Ogeday gibi, e, Nisa gibi... ...bu yarışmacılar su oyunları da Berkan gibi... ...her zaman daha iyidir, daha başarılıdır. Ama nagen gibi, Sema gibi... ...hayatı karada geçen... Evet. ...çünkü kas yapısı şöyledir. Doğru. E, yüzme ve su sporları uzun kas yapar. Koşu ve futbol gibi sporlar... ...kısa kas var O yüzden e, zorlanırlar. Mesela siyahi kişilerde... E, ...uzun kas çok e, gelişmediğinden, kısa kas olduğundan Aynen. yüzme sporunda evet. başarılı olamıyorlar mesela. Evet. Bakın ha. dünyada Hep çok başarılı, var, evet, evet siyasi sporcu evet. yoktur mesela. Ee, bunun gibi bir durum, suda o kaslar çok kolay yorulabiliyor, o yüzden orada da semaya aslında bir hak veriyor.